Ülkemizin siyasi ve sosyal çalkantıyla boğuştuğu dönemler terörün en çok azdığı yıllar olmuştur. Mesela 1990'lı yılların kaotik ortamında terör örgütü hem askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz ile diğer kamu görevlilerimize hem de sivil vatandaşlarımıza karşı acımasız saldırılar gerçekleştirmiştir. Örgütün bu dönemde yaptığı katliamlarda Bebeklerden çocuklara, kadınlardan yaşlara kadar ayrım gözetilmek sizin herkes hedef alınmıştır. Milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkarak, devletimiz de tüm kurumlarıyla güçlü bir mücadele vererek gözünü kin ve kan bürüyen örgütün hedefine ulaşmasını engellemiştir. Bölge ülkelerinin ve küresel güçlerin piyonu haline dönüşen örgüt bir süre kendi kabuğuna çekilmiştir. Türkiye üzerinde hesabı olan çevreler 2013 yılından itibaren pek çok araçla birlikte PKK'yı da yeniden harekete geçirdiler. Bu dönemde terör meselesini suhuletle çözüme kavuşturmak için tüm risklerini göze alarak çeşitli adımlar attık. Hiçbir insanımızın kanı dökülmesin, yüreği yanmasın, analar ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın diye her türlü gayreti samimiyetle gösterdik. Yurt içinde 6 bin, yurt dışında 6900 olmak üzere toplamda 12 bin üzerinde terörist imha edilmiştir. Bu operasyonlarda 1300'e yakın terörist yaralı, yine 1300'e aşkın terörist sağ ele geçirilirken 2243 teröriste teslim olmuştur. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17750'yi bulmuştur. Bir başka ifadeyle terör örgütünün yıllarca uğraşarak kurduğu kadronun önemli bir bölümü bu 5 yıllık süreçte büyük ölçüde bertaraf edilmiştir. Elbette tek bir şehidimizin tırnağını bile bu teröristlerin topuna birden değişmeyiz. Ama milletimizin her bir ferdi'nin ülkesinin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda karşısındaki ister terörist olsun ister darbeci gözünü kırpmadan şehadete yürüyeceğinden de kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye kimi vakit tarihiyle kimi vakit halen yürüttüğü harekatları ve izlediği politikalarıyla yargılamaya kalkanların Hiçbirinin geçmişi ve bugünü böylesine tertemiz değildir. Katran karasından beter halleriyle ülkemize insanlık, hak, adalet, özgürlük, demokrasi dersi vermenin peşine düşenlere diyorum ki önce siz aynaya bakın ve kendi gerçeklerinizle yüzleşin. Sırça köşklerinizin en küçük bir krizde en küçük bir sarsıntıda, en küçük bir rüzgarda nasıl temellerinden sarsıldığını biz görüyoruz. Eminim sizler de farkındasınız. Biz ise binlerce yıllık köklü geçmişimizde nice fırtınaları atlattık. Allah'ın izniyle nicelerini de sapasağlam atlatırız. Çünkü biz hiçbir zaman zalim olmadık. Zalimin yanında yer almadık. Zalime teslim olmadık. Çünkü biz her zaman mağdura kucak açtık. Mazluma el uzattık. Hakkını arayanla birlikte olduk. Hukukunu koruyanın safını tercih ettik. Terörle mücadele meselesi her türlü siyasi çekişmenin hesabın günlük polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği ile ilgili böyle kritik bir konuda her siyasi partinin sorumluluk duygusuyla hareket etmesini beklemek en tabii hakkımızdır. Şöyle kalplerinden kopup gelen bir hisle tam tarifini yaparak amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin partisi bu ülkenin siyasetçisi olarak takdim edemez. PKK ile arasına mesafe koyamadığı için bizim nezdimizde hiçbir zaman gerçek bir siyasi kurum haline gelemeyen bir parti var. Bu parti kendi resmi hesabından PKK ile irtibatlarını belgeleyen bir paylaşımda bulunduğu için iletişim başkanımızı hesap vereceksiniz diye tehdit ediyor. Terbiye savaşı. Alçaklıkta demiyorum. Çukurlukta sınır tanımayan bu terör örgütü yardakçılarına cumhur ittifakı olarak diyoruz ki asıl bu millet sizden önce şehidimizin, onca gazimizin hesabını soracak. <laughs> Hem de öyle bir soracak ki bir daha kimse benzer ihanetlere teşebbüs edemeyecek. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleye destek vermeyip tam tersine her fırsatta alenen veya sinsice teröristlere arka çıkanların acı verici bir hadise yaşandığında kürsüden bize parmak sallama riyakarlığına yönelmeleri sadece midemizi bulandırıyor. Halbuki dün Milli Savunma Bakanımız ve İçişleri Bakanımız bizzat gidip operasyonla ilgili hem CHP'nin başındaki zatı hem de İyi Parti Genel Başkanını bilgilendirdiler. Ayrıca bakanlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tüm milletvekillerimize de konuyla ilgili gereken izahatı verdiler. Yapılan bilgilendirme toplantısının hemen ardından CHP grup toplantısında sergilenen pesbayelik söz konusu zatın rezil karakterinin artık iyice bildiğimiz, tanıdığımız tezahüründen başka bir şey değildir. Geçtiğimiz çarşamba günü grup toplantımızda CHP'nin belediyecilikteki başarısızlıklarına dikkat çekmek için söylediğim bir ifadeyi Gara'daki operasyonla ilişken, ilişkili hale getirecek kadar alçalabilen bu sufli zihniyet karşısında adeta sözün bittiği yerdeyiz. Sanayi üretimimiz beklentileri aşarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde dokuz artış gösterdi. Böylece 2020 yılının son çeyreğinde sanayi üretimini en çok artıran G20 ülkesi olmayı başardı. Sanayi üretimindeki bu güçlü artış Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatacak nadir ülkelerden olduğunu bir kez daha teyit etti. Hatırlayacaksınız salgın başladığında IMF Türkiye'nin 2020'de yüzde beş daralacağını öngörmüştü. Bugün geldiğimiz noktada IMF Türkiye'nin %1,2 büyüyeceği yönünde önceki tahminini güncellemek zorunda kaldı. Bu süreçte üreterek büyüyen bir Türkiye için durmak bilmeden çalışan sanayicilerimizi ve emekçilerimizi tebrik ediyorum.